Sahurda süt, ayran, meyve suyu içmek gün içinde susuzluğu önler mi diyor bir arkadaşım. Meyve suyu içmenizi tavsiye etmem ama yoğurt, kefir, ayran tabii ki kullanabilirsiniz. Tutsuz olmasına özen gösterin. Güzel. O tokluk sürenizi de uzatır. Aha, daha harika. Dirayetli oruç tutmanızı sağlar. Peki. Bir de birkaç soru var. Mesela iftar sonrası şişkinlik problemi yaşıyorum. Ne yapayım? Evet, iftarda yediğiniz içeriği aslında dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şişkinlik yaşıyorsanız bir yediklerinizi yazın verin bakayım bir görün. Ha. Çünkü insan yerken farkında olmaz da yediğini yazıp da kendi eline bununla karşı karşıya gelince vay der. Şişkinliği almak için de yine rezene çayı kullanılabilir ve kimyon baharatını biraz daha sofralarda yer açabiliriz. İftar sonrası şişkinlik problemi için. Peki kefir mi yoğurt mu desek? Aslında ikisi de mayalanmış bir süt ürünü. İkisinin içerisindeki de bakteriler farklı probiyotikler olarak. Kefir ve ayran ve yoğurt bunu farklı farklı bir gün kefir, bir gün yoğurt, bir gün ayran yiyecekte çeşitlilik metabolizmaya çok iyi gelir ve bağışıklık sistemini çok kuvvetli tutar. Bu da çok önemli, bu soruları da sormuş olalım. Diyorsun ki iftarda 5 çeşit sadeleşelim. Bu üçü bunlardan salata, yoğurt, çorba. Burası çorba. Fix olsun. Bu üç zaten doyduk. Bir ara verdik. Üzerine de bir etli zeytinyağıyla bir dilim bir ekmek, pide ya da pilav ya da patates ya da börek gibi bir karbonhidrat seçebilirsiniz. Bizim yaptığımız en büyük yanlış mesela bir düşünün, siz kendiniz bir düşünün, bir iftar sofrası. Ya pilav olur, yanında börek olur, yanında pide olur. 3-5 çeşit farklı karbonhidratı bir arada yiyoruz. O zaman yapmamız gereken şey şu, biz karbonhidrat sadeleşmesi yapalım. Sofranızda bir çeşit tahılınız, karbonhidratınız olsun. Tahıl dediniz yani nohut, fasulye vesaire de girebilir. Esmer unlar, ekmekler, pilavlar, kuru baklagiller, bunların hepsi tahıl grubu. Peki bu söylediğiniz Ramazan'ın birinci günüyle 29. günü aynı mı olacak? Evet. Yoksa giderek hani artan ya da bir dalgalı bir şey seyretsin mi yani, ne yapalım? Hayır, her gün bu şekilde olsun. Yani 5 çeşitten fazla yememeye çalışalım. Ve bu Ramazan şöyle bir slogan oluşturalım hep birlikte. Haftada 2'den fazla tatlı yemeyelim. Şimdi o tatlı ne tatlı? Benim istediğim, beklediğim sorulara geldik. Yani tatlı da insanın canı çekiyor. Şimdi hurmayı dediniz 3'ten fazla yemeyelim. Bir hurmada kaç kalori var bilmiyorum gerçi ama 3 hurma diyorsunuz. 20 kalori civarında 20 var. Kalori. Evet. 3 hurma bir porsiyon meyveye tekabül ediyor. Ya da bir dilim pide 67 kaloriymiş mesela. Evet, bir dilim ekmeğe tekabül ediyor. Evet. Bir dilim ekmek de aslında 67-70 kalori civarında. Ama işte burada porsiyon kontrolünü yapabilmek çok önemli. Evet. Ben mesela kendi ailemde şunu yapıyorum. Haftada 2 gün pide alıyoruz biz. Güzel. Haftada bir gün tatlı yiyoruz. Aklımıza böyle hadi bugün tatlı yapsak mı diye gelince diyoruz ki işte cumartesi günü akşam yemeğinde iftardan sonra güllaç yapacağız. Randevu ulaşıyorsunuz güllaçla. Güllaçla randevu ulaşıyoruz, onu erteliyoruz. Hani siz de bu şekilde...